Ben pite girecektim ya. Hepinize selamlar olsun. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Gran Turismo 7 ve maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle tabii ki bir önceki bölüm kartlarda ve bu bölüme girmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki yine harika bir bölüm olacağını tahmin ediyoruz. Yani ben biliyorum da siz de tahmin ediyorsunuz. Neyse, kaldığımız yerden devam. En son hatırlarsanız yarışlar yapıyordum, para kazanmaya çalışıyordum ve araba alma gibi bir hayalim vardı. Ben o paralar kazandım ve tabii ki de o arabalar aldım. Niye diyeceksiniz? Niye bizsiz aldın? Niye bizimle beraber almadın diyebilirsiniz. Sebebi ise beklemek istemedim. Çünkü her beklediğimiz dakika, saat ve gün risk vardı. Çünkü ben aldıktan sonra birkaç saat sonra belki bakmadım ama yani bir 8-10 saat sonra girdiğimde bunların çoktan tükenmiş olduğunu gördüm. Ben de tabii ki de bir tane de bundan almıştım. Bunun fiyatı yükseliyor herhalde. Bu ibari fiyat yükselişi olabilir gibisinden. Neyse, alayım dedim. Param da yetiyordu. Fazla kazandım. Ve aldım. Garajımda hemencik göstereyim size onları. Bakınız bebek. Bebek. Diğeri ise neredeydi? Diğerini şu an gör. Heh, o da burada. 365 GTB. Bu Ferrari de böyle. İçi inanılmaz değil mi ya? Çok sürmemek lazım. Bugünkü bölümümüz birazcık random olacak. Her şeyden biraz karışık yapabilirim. Biraz görev yapabiliriz. Biraz yarış yapabiliriz. Biraz ondan, biraz bundan. Yeni araba alıp belki modifiye bir şeylere de girişebiliriz. 3 ve daha iyi diyor. Nerede biz BMW'yi alalım? Alamancı diyor. Kaç tur? 3 turmuş. Girelim bakalım. Yeterli olur herhalde. Tavsiye ettiğini 600'müş. Biz 500-600-300. Yani birazcık zorlanacağız gibi geliyor. Araç biraz sıkıntılı, onu söyleyeyim. Kontrol biraz kötü. Bu arada içeri gireyim. İçeride çok talep var. Melik de dün diyor, içeriden oynarım ben olsam. Niye içeriden oynamıyorsun? Diyorum, dışarı kamera vakit kazandırıyor. Olsun diyor, ben onu yine de içeriden oynardım diyor. Oyunu rekabet istediği için mecbur çoğu zaman kaportadan oynuyorum. Başladı araba. Çok da öyle aman aman frene basmama gerek yok galiba. Virajlarımız hızlı virajlar. Bizim araçlara göre tabi. Şu an hiç iyi değil. Geçişirim umarım. Lan son dakika söylüyorsun ama frenleyeceğiz. Hayır. Dur. Şöyle ara gazımı vereyim. Ya yani gördüğünüz gibi çok gaza açmamak lazım araçta. Birazcık daha yavaş yavaş. Tehlikeli araç. Sonuncuyum ya. Dibimde BMW. Aa. Lan çıksanıza. Kilitlediler beni burada ya. İçerisi çok karanlık. Keyifliymiş aslında. Alıştım burada. Ne yapıyorsun lan bir an önümde fren. Ne
1'e kadar inmeye gerek yok bence. Spin atmayalı durduk yere. Fena gitmiyor gibiyiz. 12 saniye fark var. Bak liderle aramdaki süre farkına bakmadım açıkçası. İyi miyim kötü miyim oradan anlardım da en başta. Şimdi fark ettim. Bundan sonrası da takip edeceğim artık. Yetişiyor muyum yetişmiyor muyum? Şu anlık gayet clean race gidiyor. Çok yetişiyor gibi durmuyoruz. Düzlükte özellikle araç bayağı iyi. Bir numaranın aracı. Noktalarımı bilmiyorum tam olarak. Önümde referans olmayınca. Ama şu an 11 saniye diyor ya. Bayağı agresif sürmem lazım benim. 3 turda yoksa imkanı yok. Birinci olamam. En iyi süre de benim süre oysa ki. Ama işte sonuncu başlamak dezavantaj. Ben aracı bir 600 civarına çekmem lazım gibi hissediyorum. En azından üçüncü olup şeyi alalım. Sonra birincilik için ben bir şeyler eklerim araca. İki araç kaldı hedefte. Üçüncü oluyorum galiba. Hatta ikinci bile olabilirim gibi geliyor. Birinci çok uzaktaymış gibi hissettiriyor. Bak bayağı mesafeli gidiyor birinci. Korkutuyor beni ya. Yine en iyi süre bizde. Sağ olsun. Bu sefer gidiyor gibiyiz. Ah. Aracın dengesi çok bozmayayım diye geniş geniş gidiyorum ama son tur ya. Biraz basmam lazım. Benim bu viraj. Kimse yeri yok, kaybol. Unuttum. Ceza vermesi gerekiyordu normalde. Bu kadar çarpmaya. Hadi be. Bu düzlük o düzlükmüş bu arada. Hadi. Çok iyi geliyorum, yetişiyorum ama işte yani mesafe çok uzak. Tamam, yarışı bilmeden böyle oldu. Şimdi az buçuk şeyi biliyorum, pisti biliyorum. O yüzden biraz daha agresif bir tur, bir yarış atacağım kendim. Bakalım yetişebilecek miyim? Yani bu çok rahat 2.08 yerine 2.05'e iner yani.
Aa, birlikte mesafe kat etme gibi bir şey kazandım. Teşekkür ediyorum. Pist üzerinde sanıyorum Alman otomobiliyle belli bir mesafe kat et diye bir şey vardı. Onu aldım galiba. 27 dolduk. Öndeki aracı da gördük. Mercedes'miş. Traction'ı bir ayarında açtım. Biraz yardımcı olsun diye. Yani hala 1,8 hatta 2 saniye çıktı fark. Düzlükte uçuyor araba. Virajlarda yetişiyorum anca. Çok geç girdim. İçeriye atak yapsaydım. Çok yakınım ama yetersiz galiba. Hayır, yanlama. Ha, düzlükte uçuyor ya. Hadi. BMW verse Mercedes ha. Baksana basıp gidiyor ya. Finish düzlüğündeyiz zaten. Hadi. Hadi. Hadi bebeğim. Yetiş ya. Yetişemiyorum abi. Hala arayı açıyor gidiyor. Hala arayı açıyor gidiyor ya. Ve inanılmaz da sürdüm 3 turda. Şu kadarcık eksiğim var işte bak. 0880. Hala bir iki tane virajda kötü giriyorum. Onları da düzeltsem olacak bak. 2.08'den 2.02'ye indim. Yani neredeyse 6 saniye daha da indirdim süreyi. Hiç bu kadar yakın olmamıştım. Al al, dur, geç 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 geç. Clean Race gitti. Clean Race diyorum. Clean Race gitti ya. Geçirdim de pişman mı oldum şu anda? Ne oluyor lan? Bunun top speed değil de sanki hızlanması iyi. Çünkü düzlükte yetişiyorum finish düzlüğünde. Bayağı sonra yetişiyorum tabii. Fren noktasına doğru, top speed'e doğru ben daha iyiyim ama bu adam çok iyi hızlanıyor. Ve geçirdiğime şu an bin pişman oldum ya. Baksana ne biçim gidiyor. Yine kaybettik galiba. Yine geldik. Bu sefer af yok. Bu sefer abanıyoruz gaza. Oha oha, turboyu mu açtın lan? Bu nasıl gitme şekli? Hadi be. Geçtim. Geçmeyeceksin. Arkanda dur. Artık finish çizgisini geçtim, yeter. Bak. Bak nasıl da geliyor. Geçmeyeceksin. Hayır. Lan! Abi! Ya saçmalık bu. O nasıl hızlıca toparlandı? Oho. O nasıl bu kadar hızlı toparlandı ya? Onun bana mı oldu şimdi? O kadar uğraş hepsi boşa mı ya? Ulan ağzına sıçtım, yetiştim, çarpacağım öküz gibi de. Yine toparlıyor gidiyor. Yine toparlıyor gidiyor. Terbiyesiz ya.
Vallahi sinirim bozdu adam benim. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben pite girecektim ya. Ay neyse böyle bırakayım ya. Böyle bırakalım bunu. Biraz arabaya bir ufacık daha şey lazım yani, modifiye lazım. Of. Allah'ım delirtti beni ya. Yemin ediyorum delirtti. Neymiş bu ya? Mercedes AMG C63 S 15 yılı arabası. Merak ettim aracının hızını. Neyse üzülme canım benim. Bir ufak challenge yapasım geldi. Hadi bir tane görev, bir iki tane görev sıkıştıralım araya. Sonra kafeye döneriz. Biraz karışık bir bölüm olsun istiyorum. Yakında vardı, ben canım sıkıldı. Bunları oynamaya başladım. Yakında canlı yayında şey yaparım ben. Kuka vardı ya. Çok sıkıntıydı. Direksiyonla bir deneyeyim. Ben kolla oynadım. Yapamadım yani %100 hepsini. Çok zor. Hem süre veriyor hem kukaların tamamını o süre içerisinde devirmen istiyor. Otomatik Toyota Aqua. Deviremedim galiba onu. Ha, 15'te geliyorsun ama işte. Neredeyse. Evet, yes. Bildiğin acımadan kıracaksın abi direksiyon. Oldu be. Drift görevi. Aman. En beceremediğim olay. Genelde kola geçiyorum. Oy 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 oy. Ah dışarı çıktım diye kabul etmeyecek sandım. Kolda kolda. Alev alev. Direksiyonda yapamıyorum ben bu drift işini. İki yarış kalmış. Aa, bu muydu o herkesin konuştuğu? Fizikler çok kötü olan rally yarışı. Araba uçuyordu falan. Muhtemelen bu o. Mantığını çözdüm galiba. Yani birinciyi nerede geçeceğimi bilmiyorum ama bu ikiliyi çok rahat çözdüm. Hatta ikinciyi bir tık daha avantaj sağlayabileceğim yerler olabilir diye düşünüyorum. Bunu böyle takip edeceksin iyice. Dibinde gezeceksin. Çünkü dengesini bozduğu ilk fırsatta geçiyorsun zaten. Burada isteseniz dışarıdan belki denenebilir. Ama sonraki viraj çok kötü. Burada zıplıyor ve bayağı ileriye kaçıyor. Buradan içeriye gireceksin. Bu adam GG. Bunu aldın, buna yanaştın. Burada zıpladığı zaman aslında iyi bir kontrolle şuradan dışarıdan, sonra buradan içeriden buraya gelmeden alabiliyorsun. En mükemmel geçiş düzeyi bu bunun için. Daha iyisi yok. İşte sonraki onu bilmiyorum. Onu nasıl geçeceğim bilmiyorum. Öncelikle tabii ki de yavaş giderek şu duvara toslamadım. Lancia mı? Orada işte çok düzgün girebilirsem o viraja, yavaş yavaş değil de tam temposunda bunu düzlükte alacağız yani, mantığı basit. Bakın şimdi göstermeye çalışacağım. Yeni taktik. Buna full yakın gidiyoruz ve dıştan alıyoruz. Hem de ilk fırsatta. Yani burada değil de bundan sonraki. Gerçi burada da denenebilir ya, dıştan içe. İlk fırsatta aldım. Dur! Come on, come on, come on, come on, mate! İlk fırsatta deniyorum. Sonrasında
Geldi bam diye vurdu ya öküz. Şurada zıplamada yaklaş birazcık daha. Araba uçsun. Allah. Biz de uçtuk. Çık geç geç çek götün. Ya. Hadi. Aha güzel. Dur dur erken dön. İçeride kal içeride kal. Tutun tutun. Yandaki de geliyor sanki. Zıplama şurada. Bırak o zıplasın. Sen gir içeri. Kapat kapat içeriye. Kapan kapan kapan. Bas gaza. Aşkım bas. Uf, dur dur yavaş. Tamam bas gaz aşkım bas gaz. Şu kenarlardan uzak durmak lazım. Onlar çok denge bozuyor. Gitsin adam gitsin. Geç. Lan iç. Aa dışarıdan alınabilirmiş ki. Ben o adam savrulup gidecek sanıyorum ya. İçeriden geçerim diye frenledim. Gel lan buraya. Eşşoğlaşacak seni. Hey, zıplam. Geç dön dön artık dön. Yes! 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 Daha iyi olabilirdi ya. 0-7 atabilirdim. Çok garanti geldim. Hah ama geldim. Hay Allah'ım. Zorluyor. 10 din için de çekmedi değmez dostlar. Tavsiye etmiyorum. Son yarışımız. Bir de 10 deneyelim. Aa terletiyor rally ya. Aha ekonomi mücadelesi diyor. Ekonomi mücadelesi sürücüler düşük yakıt tüketimini en hızlı tura ulaşmaya çalışırlar. Okey. 2.05. Yakıt tüketiminize dikkat etmeniz ve MFD'deki yakıt haritasını düzenli olarak bakmanız gerekir. Güç modundayken yakıt tüketimi motor çıkışını ile doğru oranda artar. Ekonomik modundayken yakıt tüketiminiz az olur böylece hızınız da düşer. Yani amaç yakıtı bitirmeden en hızlı olmak yakıt haritasını da buna göre ayarlayın. Sürekli yakıt haritasını değiştirmek zorunda mıyım ben ya? Bakalım. Hızlandık şu anda. 4'ü alabilirim herhalde. Lan çok çabuk bitiyor bu. Frenledim de yakıt doluyor mu acaba? Çok fazla gaz açmaman lazım. Yani arabanın kendi ağırlık dengesiyle götüreceksin. Bir de vitesler erken atmam gerekiyor. Bak yaptığım hataları hemen peşin peşine öğrendik. Diyor ya. Yarısında bir dakika. Şu an iyi gidiyoruz gibi. Ama tabi süre çıkacak mı ondan emin değilim. Buralarda erken erken vites atalım. Yokuş hayır hayır yokuş yakıyor. Çok yakıyor. 1.5 oldu. Daha ne kadar var ki? Oo daha bayağı var. Ben 2.05 yapabilecek miyim bakalım. Çıkma. Oh bir kaptırdık arkaya. Aç kardeşim aç. Hayır. Aa 2.05 gelemedim. 2.09 oldu ya dibi görmek. Ha 2.09 kötü.
Ne yapsak acaba? Nasıl bir strateji ilerlesek? Yavaş başlayıp sonradan mı hızlansak diyeceğim. Olmuyor yani. Sürekli oynamanız lazım. Hani kapatacağım PlayStation şimdi ya. Yes be, yes. Ah. Normal stratejime şunu ekledim. Düzlükte, o bir tane düzlük var ya aşağı yokuş aşağı sol gittiğimiz. Orada bayağı full açtım yani. Top speed kazandım orada birazcık vakit kazanayım diye. Bunda da altın aldık. Oh be. Nice, harika. Şimdi kafeye gidebiliriz. Aa, bu arada araç gelecek ödülü olarak. Neymiş bu? Hmm. 320 beygir. Güzel. Yarışların hepsinde bronz kazandınız. Bronz için bunu veriyorsa altın için ne verecek acaba? Tih, azıcık puan veriyor. Bir de altını görelim. Eski 90 kasa RX 7. Pek. Daha çok değer var muhtemelen de. Yarışların hepsinin altın kazan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. İkinci de altın oldu. Artık Rolling Stone kısmına geçiyoruz. Sonra Moby Dick, Gone with the Wind var. Wind pardon. The Sun Also Rises ve tabii ki de benim yeni gelen güncellemeyle ve benim deli gibi oynamak istediğim The Human Comedy. Birer saat her biri. Bekle beni yayın, bekle. Buradan bir menüye geçeyim ben. Koleksiyon tamamlandı. Abi içeriden koltuk ne güzel görünüyor bu arada ya. Size bu araçlar hakkında anlatmak istediğim birkaç hikaye var. Aha. Milan şehrin, Milan yalnız. Milan şehrinden Hacı ve Yerel Visconti ailesinin sembolü olan yılan birleştirir. Hmm. Yılan birini yiyor. En başından itibaren şirketin rozeti olmuştur. Harbiden yılan eskiden bak yılan daha farklı yiyormuş insan. Şimdi daha farklı yiyor. Bu kadar yakından şimdi dikkat ettim. Bak direksiyondaki farklı. 1911'de Alfa Romeo çeşitli ülkelerden gelen diğer üreticilerle birlikte ilk Grand Prix'sini çıktı. 1920, 1930'larda Alfa Romeo'nun yarış otomobilleri GP üzerinden GP kazandılar. Otomobilleri GP üzerine GP kazandılar. Okey. Pek çok efsanevi spor otomobili ürettikleri için bu performansların yarış otomobillerine de aktardılar. Ha bir de GTA seriler var bunların. Bu elbette ki Alfa Romeo bu geleneğin bugün bile korumakta. Hani nerede abi? Nerede 156? Nerede 146? Nerede 159? Hiçbir Alfa yok kardeşim, ben anlamadım ki ya. Ayıptır be. Ayıptır kardeşim ya. Yeni kitap alındı.
Harika. Bir sonraki menüme bakayım mı abicim? Aa, pist hakkında. Dragon Trail bahçeleri bir tur atağı yarışına zafer elde edin. Artık benim Alfa Romeo'nun güçlü Avrupalı otomobillerindiğinize göre Avrupa Şampiyonası'na girmenizi istiyorum. Oo, sanırım hiç orada yarışmadınız. Umarım eğlenirsiniz. Dünya pistlerine girin. Ardından Avrupa Dragon Trail bahçelerini seçin. Pist deneyimi kullanarak pisti bir tur atın. Bak, burada öğretiyormuş aslında pist deneyimini. Ben ondan bilmiyormuşum ya. Gelecek yarışlarda galip gelebilmek için pist deneyimi özelliğini kullanarak pisti tanımak çok önemli. Pisti bu arada, hadi gelin onu da altın alayım bari. Çünkü şeyini yaptım ben. Sektörlerini yaptım kol üzerinden ama turu yapamadım yani. Direksiyonda muhtemelen daha kolay yaparım turu. Dragon Trail'ı biliyorum. Gran Turismo Sport'ta bol bol oynamıştım. Hatta Gran Turismo Sport'un Türkiye lansmanında Ortombo sağ olsun, Ortombo Mustafa abinin sayesinde bizi de davet ettiler Sony tarafından. Öyle gitmiştik ve orada ufak turnuva yapılmıştı. Cem Bölükbaşı ile vesaire orada tanışmıştık zaten. Cem Bölükbaşı orada turnuvada kazanmıştı ve bu pistte yarışılmıştı, pist deneyim kısmında. Bunu almışım bak. Deniz kenar. Aa. İkisini de istiyor. Bunu almışım lan. Tamam, aldım, hatırladım şimdi. Ama bu versiyonunu hiç bilmiyorum ki ben. Hiç bilmiyorum bu versiyonunu. Yaparız gibi ya. Bir bakalım. Bir bakalım. Orada ben de ilk şey yapılmıştı. İlk yarışlarda ben Cem'den sonra ikinci geliyordum. Sonra bir şey oldu. Birisine ikinci tur hakkı verdiler. İki kere süre attı. İkinci kere tabii pisti de öğrendiği için daha iyi süre attı. Bu sefer Cem'in de önüne geçti. Dediler ki Cem de o zaman atsın falan diye. Cem de atmıştı. Yoksa ben ikinci olacakken beşincilere falan kaymıştım ve ödül alamamıştım. O gün çok üzülmüştüm yani. İkinciye t-shirt, kupa bir şeyler veriyorlardı. Birinciye zaten PlayStation 4, Gran Turismo oyunu vesaire vermişlerdi. İkinciye, üçüncüye de oyun vermişlerdi galiba. Oyun zaten ben almıştım Sony'den de direkt orada. Ama üzülmüştüm yani bu duruma. Or eski RCS mi? Let's go! Şimdi pisti bilmediğim için freni mi sağlam, araç mı yavaş anlamadım ki. Çok rahat durdu, çok rahat dönüyor. Ha, oraya full gaz geçeceğiz zaten. Burada yavaşlayacağız artık. Öyle bir anımdı bu da. İkinci olabilecektim ya. Tüh. İşte buna güzel sürelerim ben. Harika. Arabasına dokunma. Zıplayan körpler, zıplatan körpler sevmiyorum. Ona dokunmasam 30'da gelebilirdim herhalde, 32 üzerine. Burayı iyi yaptım gibi. İçeri. Güzel. Harika. Full gaz. Çok iyi. Son viraj. Hayır. Ah, çıkışım çok iyi değildi. Bakalım gelecek mi? Geldi. Ay, güzel. Yeter. Allah bereket versin. Uğraşmayacağım. Paramızı alıp geçelim abi. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Sevdik Dragon Trail'i. Bu versiyon da fena değilmiş, keyifliymiş.
Evet, bu bölümü artık sonlandırayım ya. Epey bir uzadı bölüm. Bayağıdır kayıttayım. Bir saati geçmiş artık. Sizlere bir teşekkür edeyim. Sayfam, ha bu sayfam genel benim. Aa, lisans. Okey, bunlar sürücü derecesi. Sportmenlik derecem S'miş Allah'tan. Kimseyi çarpmıyoruz, etmiyoruz ama sürücü derecem çok düşük. Çünkü online yarışmıyorum. Hatta bir bölüm de full online girelim yani. Bir iki tane online yarış yapalım. Günlük 129 kilometre girmişim. Toplam 1297 kilometrem bu. Bugün için galiba bu. Günlük antrenmandaki yaptığım kilometre gibi geldi. Ha bu bugünkü bu. Toplam hedef 42. Ben 224 kilometre yapmışım. Neyse bunu da anlamış olduk. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım Gran Turismo serilerini beğeniyorsunuzdur. Yakında zaten yayınlarla karşınıza geldiğimde Gran Turismo'yu oynayacağım. Belki bugün yarın sürpriz bir şekilde Savur'a doğru bir şeyler yaparım bilmiyorum. Canım çok oynamak istiyor çünkü gerçekten de. Sizler de özledim haliyle. Bu sebepten ötürü bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.